Değerli öğrenciler, şimdi yuvarlak rotorlu senkron jeneratör konusuyla ilgili bir örnek çözelim. Daha doğrusu gerilim regülasyonu konusuyla ilgili bir örnek bu. Soruda 3 fazlı bir senkron jeneratörden bahsediliyor ve senkron jeneratörün NDV devresine ait tek faz eşdeğer devresinde görüyoruz. RA ve JXS'in seri bağlandığı EA geriliminin döner manyetik alan ile endüklendiği ve IA çarpı RA artı JXS kadar gerilim düşümüne uğraması sonucu oluşan uç gerilimi VA gerilim vektörüydü. Ve fazör diyagramları hatırlayın. Ve yükün tabi cinsini bilmiyoruz. ZA yük empedansını da sembolik olarak çıkışa bağladık. Jeneratörde mekanik güç uygulandı ve elektriksel enerji, elektriksel güç elde edildi. Şimdi 3 farklı güç katsayısı için, güç faktörü için biz gerilim regülasyonunu burada hesaplayacağız. Senkron jeneratörümüz 9kVA, 3 fazlı ve yıldız bağlı. Senkron jeneratörün sargı direnci verilmiş arkadaşlar ve senkron reaktans verilmiş. XS bilgisi veriliyor. Gerilim regülasyonu endüktif, kapasitif ve ohmik durum için hesaplanacak. Şimdi burada ilk etapta tabii 3 fazlı bir senkron jeneratör olduğu için ve biz tek faz eşdeğer devresini kullanacağımız için yıldız bağlı durumda 208 volt olarak verilen bilginin hat gerilimi olduğunu, yani iki faz arası gerilim olduğunu, bu nedenle bir faz gerilimini bulmak için bir işlem yapmam lazım. Burada asenkron makine olsun, transformatör olsun, yıldız üçgen bağlantı için neleri konuşmuşsak, neleri söylemişsek burada da aynen geçerli. Neydi o? Yıldız bağlı durumda arkadaşlar, faz gerilimini elde etmek için hat gerilimini köküçe bölmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla 208 bölü köküç 120 volt benim faz gerilimimdir. Peki faz akımı ne? Arkadaşlar faz akımı kabaca soruda bana 9kVA'lık bir görünür güç verilmiş, değil mi? S eşittir 3 çarpı 3 burada fazı temsil ediyor. Dolayısıyla 3 çarpı faz gerilimi çarpı faz akımı. Burada pratik olalım. 9000 volt amper bölü 120 çarpı 3. 120 burada nedir? Faz gerilimidir. 3 de faz sayısıdır. Bakın şu paydayı sol tarafa atarsanız S 9000 eşittir 3 çarpı VA çarpı IA. Buradan akımı 25 amper olarak elde ettik. Güç katsayısı, güç faktörü 0,8 ise arkadaşlar arc kosinüs 0,8 yaparsak açıyı eksi 36,87 derece buluruz. Aslında 36,87 derece buluruz. Fakat niye eksi diye sorulabilir. Arkadaşlar biz VA gerilimini burada vektör diyagramı hatırlayın. VA gerilimini referans kabul ediyoruz ve açısı 0 diyoruz. Endüktif durumda akım geride olduğu için arkadaşlar 0 eksi 36,87 eşittir eksi 36,87. Bu akımın açısıdır. Dikkat edin, burada gerilim vektörünün açısı 0 olduğu için akım vektörü daha geride olduğu için, daha geride olması gerektiği için eksi 36,87 derecelik bir açı var. Arkadaşlar EA gerilimi nasıl hesaplanır? EA gerilimi eşittir. VA artı IA çarpı parantez içinde RA artı JXS. Bakın burada 0,1 artı J5,6, yani şuradaki RA artı JXS neydi bu? ZS senkron empedans parantez içinde ben bunu akımla çarpıyorum. Akımın açısını doğru yazmam lazım ve gerilim vektörü VA 120 idi. Bunun yanına isterseniz açısı 0 olacak şekilde 120 fazörel işaret 0 şeklinde de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunun sonucu 233,77, açısı 28,21 derece. Yüzde gerilim regülasyonu arkadaşlar EA eksi VA bölü VA çarpı 100'den. Bakın burada genliklerini kullanıyorum. Dikkat ederseniz
Bu işlemin sonucunda %94,8 buluruz. Omik durumda ise arkadaşlar, aslında ilk endüktifi yaptık. Burada artık iş kolaylaştı. Çünkü endüktif durumda bir faz farkı var. Ama omik durumda bir faz farkı yok. Dolayısıyla bakın, akım aynı 25 amper. 120 volt zaten faz gerilimiydi. Senkron impedans değişmiyor. Buradan akımın açısını 0 derece aldığımızda omik durumda güç faktörünün 1 olması halinde ben gerilimi, EA gerilimini 186 volt olarak buluyorum ve açıyı da 48,81 derece hesaplıyoruz. Bakın yine gerilim regülasyonunu yüzdesel olarak hesapladığımızda omik durumda %55 buluyoruz. Gelin son olarak kapasitif durumu inceleyelim. Arkadaşlar, kapasitif durumda akım ileride, gerilime göre ileride. Gerilimin açısı 0'dı. Güç faktörü 0,8, açısı kaçtı? 36,87. Ama bu sefer artı 0 artı 36 nokta, daha doğrusu evet o şekilde yapacağız. 0 artı 36,87, 36,87 derece akımın açısı. Şunu demek istiyorum. Eğer gerilimin genliği 120 volt ama açısını 20 derece alalım. Öyle kabul edelim. Bu şartlar altında 20 artı 36,87, 56,87 derece olurdu akımın açısı. Ama gerilimin açısını 0 kabul ettiğimiz için doğrudan 36,87 yazdık ama pozitif. Buradan 119,69 volt buluyoruz arkadaşlar ve burada bakın, kapasitif durumda gerilim regülasyonu eksi %0,26 veya %-0,26 olarak hesaplamış olduk.